Herkese merhaba, ben Eylül. Bugün Yıldırım Beyazıt Üniversitesi nasıl bir yer ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde okumak nasıl, bunlardan bahsedeceğim. Ben Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde Bankacılık ve Finans bölümünden bu yıl mezun oldum. Bankacılık ve Finans bölümü nedir? Bununla ilgili de bir video yapmıştım. Eğer merak ediyorsanız kanalımdan izleyebilirsiniz. Ve ayrıca kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Merak ettiğiniz şeyler olursa bu videodan sonra bile yorumlarda bana sorabilirsiniz. Başlık başlık anlatmak istiyorum. İlk olarak eğitim, sonra ulaşım ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nin çevresi, olanaklarından bahsetmek istiyorum. Eğitimle başlayacağım çünkü üniversite tercihinde en önemli şey eğitim. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde birçok bölümde %100 İngilizce eğitim veriliyor. Ve İngilizce eğitimi gerçekten kaliteli. Zaten eğer İngilizceniz yetersizse hazırlık sınıfında bir yıl boyunca İngilizce hazırlık dersleri alıyorsunuz ve bu dışarıdaki birçok İngilizce kursundan çok daha yararlı. Benim İngilizce öğrenmemdeki tek etken hazırlık sınıfı oldu. Akademik İngilizce öğretiyorlar ve bu eğitimi kurslarda parayla bile alamıyorsunuz. Çok değerli hocalar vardı. Eğitim konusunda okul tatmin edici düzeyde. Eğitim konusunda okula diyecek hiçbir şeyim yok. Ama ulaşım konusuna gelirsek okulun lokasyonu çok kötü bir yerde. Ankara'nın köy bölgesinde ve okula ulaşım gerçekten çok zor. Ben arabayla gittim ve arabayla gittiğim halde bile benim yolum 1 saat sürüyordu. Eğer otobüsle gidersem yaklaşık 2,5-3 saatte okula ulaşıyordum ve bu inanılmaz bir vakit kaybıydı benim için. O yüzden ben ulaşım konusunda okulda çok zorlandım. Bu şekilde olacağını bilseydim bu okulu asla tercih etmem diyordum. Eğer Ankara dışından geliyorsanız şanslısınız. Çünkü okulun yakınında otobüsle 15-20 dakikalık mesafede evler var ve bu şekilde rahatça ulaşım sağlayabilirsiniz. Ama Ankara'da yaşıyorsanız ve okulun yerine uzaksanız tercih etmeden önce tekrar düşünmenizi öneririm. Çünkü Ankara'da yaşayıp da okulun çevresinde ev tutan tanıdıklarım oldu benim. Ana kampüs Esenboğa kampüsü, bahsettiğim yer, benim de okuduğum kampüs çok uzak. Bir de ondan daha uzağı var, Çubuk'taki kampüs var. Ön lisans öğrencileri orada genelde. Çubuk'taki kampüs ana kampüse göre biraz daha güzel. Çünkü daha doğal bir ortam ve daha yeşil. Ben orayı daha çok beğeniyorum. Etlik'te bir kampüs var. Oradaki kampüste mühendislikler, hukuk fakültesi, tıp var. Etlik'e ulaşım daha kolay. Ama bölümlerin çoğu Esenboğa'daki ana kampüste ve bence diğerleri de zaman içinde Esenboğa'ya taşınır. O yüzden tercih yaparken okulun lokasyonuna dikkat etmenizi öneririm. Okulun ulaşımı çok ters ve çok uzak ve zor. Okulun içinde otobüs durakları var. Otobüsle Kızılay'a ve Ulus'a gidebilirsiniz. Bu ulaşım yaklaşık 30-40 dakika sürüyor. Yani merkeze 30-40 dakika uzaklıkta bir okul. Tercih ederken bunu da göz önünde bulundurmanızı öneririm. Okulun çevresinde dediğim gibi evler tutarsanız çok rahat bir şekilde üniversite hayatınızı devam ettirebilirsiniz. Okulun ortamına geçmek istiyorum. Okulun çevresinde yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Bunu net olarak söylemek istiyorum. Çıkayım bir çay içeyim ya da bir simit alayım, bir poğaça alayım deseniz bile bunların hiçbirini yapamazsınız. Eğer arabanız yoksa yürüyerek hiçbir yere ulaşamazsınız. Bu konuda okul çok kötü bir noktada. Kantinden istediğinizi alabilirsiniz, evet. Ama onun dışında okulun çevresinde gidebileceğiniz, oturabileceğiniz hiçbir kafe yok. Hiçbir eğlence ortamı yok. Eğer bunlara düşkünseniz zaten Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde yapamazsınız. Mutsuz olursunuz. Ama tabii ki eğitim bunların hepsinden daha önemli olduğu için okulda çok da zorlanmıyorsunuz. Hem dersler sizi meşgul ediyor. Hem de zaten büyük bir kampüsü var ve kampüs genel olarak çimen, yeşillik. O yüzden çok sıkıntı olmuyordu benim için. Çayınızı, kahvenizi alıp kampüste vakit geçirebilirsiniz öğle arasında. Ders aralarında bunları yapabilirsiniz. Onun dışında arkadaş ortamı zaten size bağlı. Hangi arkadaşı seçerseniz ya da siz nasılsanız bu arkadaş ortamı dediğimiz ortam o şekilde şekilleniyor. Bu tamamen size bağlı. Okulun çevresinde yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Bundan bahsettim zaten. Okulun içine girdiğinizde eğer iyi de arkadaş ortamınız varsa ya da okuldan uzak bir yaşamınız varsa benim gibi okulla çok da bir bağlantınız olmuyor aslında. Derslere giriyorsunuz ve tekrar normal günlük yaşamınıza dönüyorsunuz. Ulaşım konusu sizin için çok önemliyse
Yolda vakit kaybetmek istemiyorsanız okula yakın ev tutmanızı öneririm. Şehir dışından gelecek olanlar için söylüyorum. Aslında Ankara'ya gelmiş olmuyorsunuz tam olarak. Çünkü okulun bulunduğu yer Ankara'nın merkezine çok uzak ve Ankara yaşamından uzak oluyorsunuz. Yurtlar var yine. Okulun içine de bir yurt yapılıyor. En son mezuniyete gittiğimde neredeyse tamamlanmış durumdaydı. Yurtlarda kalırsanız çok rahat edersiniz. O zaman işte çok vaktiniz olur ve şehir merkezine gitmek sizin için daha basit bir hal alır. Çünkü yurda gidip yemeğinizi yiyip tekrar döndükten sonra istediğinizi yapabilirsiniz ve kendinize vakit ayırabilirsiniz. Okulda yemekhane var. Ben genelde yemekhaneden yiyordum yemekleri. Çünkü ev yemeği yemeyi tercih ediyorum. Sabah kahvaltıda kantinden çay poğaça alsanız bile öğlen yemeğinde yemekhaneden karnınızı doyurabilirsiniz. Yemekler güzeldi. Bundan 1,5 yıl önce 2 liraydı yemekler. Şu an ne kadardır bilmiyorum. Ama yemekhanenin yemeklerinden de genel olarak memnundum. En azından çorba içseniz bile karnınız doyuyordu. Merak ettiğiniz bir şey varsa bana yorumlarda sorabilirsiniz. Aklıma gelmeyen şeyler olabilir çünkü. Bana genel olarak okulu sormuştunuz yorumlarda. Ben de bu yüzden bu videoyu yaptım. Videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Ve eğer kanalıma abone olarak bana destek olursanız yine çok mutlu olurum ve çok sevinirim.